300 metrelik film alır içerisine. Fakat çok rahattır kullanışı, bakın. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve bundan elde edilen resim de çok güzeldir. Yani her yerdeki diğer kameralara benzemez. Bunun bir küçüğü var, o da şu. Bu parvo, bu süper parvo. Bu parvo, bu 120 metrelik film alır. Ama mekanizması bunun gibidir. Filmi çeker ve bastırarak sağlam durmasını temin eder. İkisi de böyledir bunların. İkisi Fransız malı, Debris marka. Bu kamera Türkiye'de ilk renkli filmi çektiğim kamera. Ama o zaman bu yoktu. Halit ustamız vardı, Allah gani gani rahmet eylesin, çok büyük bir ustaydı. O yaptı bunu, sonradan taktık. Yani film çekildikten sonra taktık. Yani bu tek makineyle çalıştık o zaman. Ülkemizin ilk görüntü yönetmenlerinden biri olarak sinema tarihimize adını yazdıran, bugüne kadar 400'ün üzerinde filmde görev alarak birçok çalışmaya imza atan İlhan Arakon, 22 Temmuz 1916 günü meşhur iddiaçilerden Gani Arakon ve Şemsettin Molla Gürani'nin kızı Hatice Mevhibe'nin çocuğu olarak Edirne'de dünyaya gelir. Ailesi 1920-1922 yılları arasında İstanbul Kadıköy Şifa semtinde oturmaktadır. Daha sonra Samsun'a ve İzmit'e yerleşirler. Okul hazırlık yıllarında ise tekrar İstanbul'a dönerler. İlhan Arakon anaokuluna St. Joseph'te başlar. İlk, orta ve lise öğrenimini önceleri Fevziye Mektebi olarak bilinen, daha sonra Işık Lisesi ismiyle öğretime devam eden okulda tamamlar. İlhan Arakon'un film ve fotoğrafla tanışması bu dönemde olur. İpekçiler okulda sürekli film izletmekte, gezilerde filmler çekmektedirler. Bu arada aynı okulun son sınıfında okuyan Türk sinemasının ilk yönetmenlerinden Faruk Genç, kendisine abilik etmektedir. Ayrıca annesinin film izleme tutkusu, sık sık İlhan Arakon'u yanına alarak sinemaya gitmesi, filme olan ilgisinin artmasına neden olur. Ressam Nazmi Ziya Güran, İlhan Arakon'un dayısıdır. Zamanının bir kısmını dayısının atölyesinde geçirir. Orada resim sanatıyla tanışır. Çamlıca'daki evde bir kiler gibi bir yer vardı. Orasını karanlık oda yaptım. Orada filmlerimi banyo ederdim. Film değil de o zamanlar cam vardı. Camlarımı banyo ederdim. Orada bir de gündüz kağıdı vardı. Hiç kimse bilmiyor bugün gündüz kağıdının ne olduğunu. Gündüz yani kağıt geceliğin yani karanlıkta çıkarmazdı. Gündüz açardık. Hemen camın üstüne koyardık. Şasi pres diye bir şey vardı. Götürüp güneşe tutardık. 10 saniye sayardık. Çıksa gelirdi. Yanında böyle açılıp bakardık. İyi olmuş mu, olmamış mı? İyi olmamışsa kapatıp birkaç saniye daha tutardık. Neyse istediğimiz rengi bulduğumuz zaman çıkartırdık. 1938-39 yıllarında akademi sınavlarına girer ve kazanır. Teknik üniversitedeki eğitimini bırakarak akademiye geçer. Akademinin mimarlık bölümünde okurken Amerikalıların hazırladığı bir sergi için fotoğraf çekmesi istenir. Abidin Dino da o sergide görevlidir. Orada da çok hoş bir grup hasıl oldu. Ondan, Abidin'den de çok yakın dostluğum oldu ve çok şey öğrendim. Yani Abidin'den de dayım kadar, belki de dayımdan daha fazla sanat üzerine, resim üzerine, kompozisyon üzerine, ışık üzerine çalıştık ve şey yaptık. Çünkü hadi İlhan kalk gidelim, ben de resim yaparım, sen de fotoğraf çekersin, gel gidelim Ayasofya'ya dedi. Ayasofya'nın dışarıdan şeysini yapardık. Yok bilmem nereye gidelim, oraya gidelim, buraya gidelim. Veyahut da ben bir teklif ederdim, Halic'in dibine gidelim. Beraber giderdik, o resim yapardı, ben fotoğraf çekerdim. Abidin'in ağabeyi Arif Dino, bir grup fotoğrafçıyla İlhan Arakon'u tanıştırır. Birlikte seyahat ederek fotoğraf çalışmalarını sürdürürler.
Münif Fehim Bey vardı, Suat Tenik vardı, İhsan Erkılıç vardı, Fuat Aral vardı, ben vardım, Hüsnü vardı. Çok güzel şeyler yaptık, seyahatler ettik, fotoğraflar çektik, şey yaptık falan. O zamanı hiç unutamayacağım kadar güzel bir zaman geçirdik onlarla beraber. İlk çalışmalarını Retina marka bir fotoğraf makinesiyle gerçekleştirir. Retina diyerekten bir makine vardı. Leica boyu film çekerdi. Ve böyle açılırdı. İçinden şeyi çıkardı. Objektifi çıkardı. Körüklüydü. Yani körüklü, objektifli ve Leica boyu makineler idi. Enteresan, çok güzel makinelerdi. Çok sevimli. En çok sevdiğim film Perus'tu. Perus bir Alman markasıydı ve fevkalade güzel resimler verirdi benim için. Perus aynı zamanda biraz da ucuzdu. En pahalı Kodak'tı. Daha sonraları 1938 yılında bir eskiciden 16 milimetrelik film kamerası satın alır ve ilk kez belgesel film çekimlerine başlar. Kapalı çarşıda bir adamcağız vardı. Kullanılmış makine satardı ve çok da ucuz satardı. Bir gün gittim oraya, bakıyorum bir şey var mı falan diye. Bak dedi, senin işine yarayacak bir şey var burada dedi. 16 milimetre bir Kodak makine. O makineyle işte vır vır vız 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 çekiyorum. Banyo ediyorum. Banyo bozuluyor, bir şeyler oluyor. Yani ondan bir cebelleşiyorum. O sırada bir şeyler çıktı. Renkli filmler gelmiş. İçinde development ücreti varmış. Development ücreti, filmi çektikten sonra yollayacağız. Bu develop edilecek, bize develop edilmiş olarak gelecek. Aman ne iyi, bir tane aldım ben. Tam o sırada Atatürk vefat etti. Cenaze merasimi de şey var. O zaman şeyde Salı Pazarı'nda babamın bir şeysi vardı, bir tütün deposu. Onun üstüne çıktım, damdan şeyi çektim. Cenaze merasimini çektim. Filmi paketleyip İsviçre'ye yolladım. İsviçre'den bir mektup. İşte bir Amerikan bilmem ne şirketi bu filmi satın almak istiyor. Eğer satmak isterseniz size 120 dolar yollayacak. 120 dolar o zaman benim için inanılmaz bir şey. Dedim hemen sattım dedim. Görmedim filmi de. 1940 yılında İlhan Arakon, Eminönü Halk Evi'nde ilk fotoğraf sergisini açar. Herkes limana ait resimler yaptı. Ben de limana ait fotoğraflar çektim. Benim fotoğraflarım da o sergide ressamlarla beraber resim yaptıkları, yani yaptıkları resimlerle beraber sergilendi. En çok sevdiğim sergi de odur yani hakikaten. Savaş yıllarında Türkiye'de fotoğraf kağıdı sıkıntısı vardır. İlhan Arakon, Doktor Eder'in kitabından öğrendikleri ve kendi geliştirdiği bir metotla fotoğraf kağıtları yapmaya başlar. Yıl 1942-43 seneleriydi. Türkiye'de fotoğraf kağıdı ve fotoğraf filmi yok. Fotoğrafçılar şey yapıyorlar, kıvranıyorlar falan. Ben de o zamanlar bir kitap almıştım. Doktor Eder'in bir kitabı, film making diyerekten bir kitabı. Ben ona göre bir resim kağıdı aldım şeyden, Fruchterman'dan, Beyoğlu'ndaki aktar gibi bir adamcağız vardı ondan. Onun üstüne ben bunu yaptım, bir iki prova yaptım falan, baktım oluyor güzel. Ondan sonra bu işi şeye bindirdik, ticarete bindirdik. Geceleri şeyde yapıyordum, bir dolabım vardı, dolabı kapatıyorduk, her tarafını kapatıyordum. Ertesi günü onu açıp kesiyordum karanlıkta, kutulara koyuyordum.
götürüp fotoğrafçılar bekliyorlardı zaten. Kapıdan çeviriyorlardı. Geldi mi geldi, al sana bir kutu, al sana bir kutu. Beyoğlu'ndaki fotoğrafçılara dağıtıp paramı da alıp cebime koyuyordu. Necip Erses vardı, Necip Bey. Sonradan işte stüdyolar falan vardı. Necip Bey bana bir parça film yollamış. 30 metre kadar üstünün şeysi alınmış, emisyonu silinmiş bir film yolladı. Buna emisyon sürebiliyor mu derken? Allah'ım yarabbim, gece sabahlara kadar emisyon sürüyorum. Hiç tutmuyor. Tutmuyor. Sürüyorum. Bırp 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 diye toplanıyor. Yani yapışmıyor şeyin içerisine. Dedim ki olmadı. 4-5 gün çalıştım, uğraştım. Olmuyor dedim, yapamadım. Acaba neden? Vallahi bilseydim yapardım dedim, neden olduğunu falan. Sonra seneler senesi geçti üzerinden. Bir gün bir başka kitapta filmlerin yapışması için araya substratum diyerekten bir parça şey sürmek lazım. Onun da formülünü vermiş. Onu yaparsanız ya bunu bana birkaç sene evvel söyleseydin ya filmciliğe başlayacaktı şimdi. Film falan. Ailesi yaz aylarında Çamlıca'daki büyük babadan kalma yazlığa gitmektedir. İlhan Arakon 1942 yılında eşi Şemsi Arakon'la orada tanışır. Yani bu arkadaşlık 6 sene sürdü. O 6 senenin sonunda arkadaşlık aşka dönüştü. Biz de evlendik. İşte çekimlere gelirdi, yardım ederdi, plaket tutardı. Bir sürü heykelcik var küçük, biblo gibi. Onları yapardı, çok güzel yapardı. Çocukluğum çok keyifli geçti benim. Açıkça söylemek lazım bunu. Çünkü hakikaten sevginin ve düzgün iki insanın kurduğu bir evde doğdum, büyüdüm. Annemle babam birbirlerini çok severlerdi. Bütün hayatları boyunca bir aşk yaşadılar. Ve annem ölene kadar da bu aşk devam etti. Sinemaya profesyonel olarak ilk adım atışı 1944 yılında olur. Kardeşi Aydın Arakon'un arkadaşı Emel Orhon oyunculuk teklifi almıştır. Filmde bir kameramana gereksinim vardır. İlhan Arakon'a teklif ederler. Şişli Camii arkasındaki Halil Kamil stüdyosuna giderek Şadan Kamil'le görüşür. Şadan Kamil, ilk film şirketlerinden HK Film'de de bir süre çalıştıktan sonra Atlas Film'e geçmiş ve fotoğraf çekimlerini beğendiği İlhan Arakon'la çalışmak istediğini belirtmiştir. Birlikte ikisinin de ilk filmi olan Gençlik Günahı'nın çekimlerine başlarlar. Sene 944, 45 galiba. Enver Orhon diye şeyin bir arkadaşı var. Rahmetli Aydın'ın bir arkadaşı var. İlhan, ben artist oluyorum. Abi ne kadar iyi, maşallah. Bir film çekilecek, evet, kameraman yok, sen çeker misin? Ya ben ömrümde 35 milimetre makinenin yanından geçmedim, ne bileyim ben. Canım bir kere gel konuş falan. Peki dedim, kalktım gittim konuşmaya. O zamanlar Halil Kamil stüdyosu vardı, şimdi orada ne var bilmiyorum, caminin öbür tarafında, Şişli'de. Oraya gittik. Dedim, anlattım ben, 16 milimetre bir makinem var, makineyi de getirdim, işte bundan film çekiyorum. Yani, aynı şeydir dediler, sana gösteririz nasıl çalışılacağını falan. Peki dedim, ben madem ki ben de şey yapmıyorsunuz, ürkmüyorsunuz, ben de çekerim. İnan heyecan içerisinde, haklı. İşte söyledik, falan ettik, ayarladık beraber. Işık olarak da böyle ışıklar yok. Rusya'dan gelmiş karavana derdik. Hani Boğaz vapurlarının önlerinde projektörler vardır ya, böyle kocaman. Tıpkı onlara benzer. Şöyle büyük ampullü ışıklar var. Onları zamanında Ruslar, söylediğim gibi işte Martov, Yutkeviç falan geldiği zaman
Türkiye'ye onları da getirmişler. Yok çünkü Türkiye'de ışık da yok. Işık olmadığı gibi kafi cereyan da yok. Stüdyoda daha büyük lambalar kullanmıyor. Bir 5000 wattlık lamba kullandığınız zaman stüdyo her şeyi atar, sigortaları atar. Yetişecek cereyanı da yok. Neyse, İlhan'la beraber başladık. Heyecan içindeydi, hiç unutmam onu. Yani elleri titriyordu diyebilirim. O da neden? İşine olan saygısından, yani sevgisinden. Ve o makineyle, o koca ağır makineyle ki iki kişi yerinden zor kaldırır. Bunları bu gibi işlerde bize yardımcı olarak böyle gençler getirirler. Devamlı çalışırlar. Çok iyi çocuklar hepsi. Hepsi amatör. Ne derseniz yaparlar. Akı taşınıyor. Böyle biraz da koca makine. Dışarıda elektrik yok tabii. Aküyle çalışıyor. Aküsü ağır. 120 voltluk akü. Akü de Fransa'dan gelmiş. O da beraber gelmiş. Neyse. Ondan çalıştık. Ve sonra yavaş yavaş bilhassa prodüktörlere dedik ki makineyi de zaten Halil Kamil her zaman vermek istemiyor. Makine lazım, kamera lazım. İşte efendim bir kamera geldi. Bir İlhan'ın tanıdığı bir arkadaşı tarafından İtalya'dan. Efendim bu kamera zamanında 16 milimetrelikmiş. 16 karelikmiş. Sonra sessiz filmler o zaman 16 kareye çevriliyormuş. Sesli filme geçirince bunun motorunu değiştirmişler. Bir deş falan değiştirmişler. 24 kare yapmışlar. Fakat makine çalıştığı zaman yani yapılışı 16 kareye göre. Daha yavaş çalışmaya göre. O 24 karelik sürate gelince sallanıyor makine. Yani bırakırsanız yerinden hareket ediyor, gidiyor. O ya zavallı kamerayı yakalar da kaçmasın elinden diye. Onlar olan şeyler. Şadan Kamil'le birlikte çalıştıkları Dümbüllü Macera Peşinde isimli filmde kamera akülerindeki deşarj nedeniyle komik bir deneyim yaşarlar. Bir hikayem var, bunu anlatmak istiyorum. Bir Dümbüllü İsmail filmi çekiyoruz. Orada da şarkıcı bir hanım var, şarkı söyleyecek. Kadıncağız söylemeye başladı, ben de düğmeye bastım. 24 kare giderken, biraz sonra 23 kareye düştü. Ses değişti, baktım. 23 kare. Düştü 22 kare. Nazif Bey dedim. Dur 22 kareye düştü dedim. Durdurt değil mi? Aman durdurtma, çek dedi. Yahu 22 kareye düştü. 21 kareye düştü. Ben gene çektim film. Başlangıç 24 kareyle başlayan film yavaş yavaş 20 kareye, 21 kareye kadar düştü. Ne yapayım? Patron, reis, prodüktör orada. Çektik sahneleri. İş kopyasını koyduk. Montajını yaptık. Dublajı yapılacak. Hacer Buluş gelmiş. Mikrofonun önünde. Perdede gösteriliyor. Sinema 24 kare gösteriyor. Tabii fevkalade süratli oluyor. Kadın nefes alıyor. Hadi diyorlar. Sen nasıl söyledin bunu? Madem bunu söyledin dışarıda, burada da böyle söylemem lazım diyorlar. Kimse bilmiyor ki bizim yaptığımız hataları. Biz de kimseye bir şey söyleyemiyoruz ki. Zavallı kadıncağız, söyleyeceğim diye şarkıyı, tempoyu tutturacağım diye başlıyor, nefesi yetmiyor. Söyleyemiyor, kalıyor. Al baştan yapıyorlar. Daha sonra aynı yıllarda Uçuruma Doğru, Efe Aşkı, Seven Ne Yapmaz filmlerinde birlikte çalışırlar. Türk sinemasında birçok ilklere imza atan İlhan Arakon,
sinema tarihimizde ilk kez pozometre kullanan görüntü yönetmeni olma niteliğini de taşır. Birçoklarında pozometre yoktu efendim. Pozometreyi ben öyle zannediyorum ki ilk getirenlerden biri İlhan'dan biziz. Öyle zannediyorum. Yani çekerken bir pozometreyle ışığı ölçmek lazım. Düşüncesini ilk defa İlhan'la biz konuştuk. Ve pozometreyi başkalarını kullanmış mı, kullanmamış mı bilmiyorum. Cezmi kullandı mı, kullanmadı mı bilmiyorum. Ama biz ilk defa İlhan'dan böyle yaptık. Halil Kamil Stüdyosu'nda kamera vardı, pozometre yoktu. Pozometre gelen Rus Maltov'un kendi malıydı. Gidip aktörlerin yüzünden ışıklarını ölçüyorum. İşte bir orada oynayanlar, figüran olsun, aktör olsun, başka yerlerde de çalışıyorlar. Şimdi gitmişler, bir pipolu adam geldi, evet. Evvela bir şey koklatıyor, ondan sonra gidip film çekiyor. Bu Amerikan General Electric marka bir pozometredir. Ve hakikaten bakın şimdiki hala çalışıyor. Bak görüyor musunuz ileriye tuttuğum zaman? Onu muhafaza ediyorum. Çok da güzel bir şeydir. Bunu ayrıca sonradan bu çıktı. Bu color metredir. Renk ölçmek için kullanılan ilk yapılan alet budur. Bakın dikkatli olursanız kırmızı görüyor musunuz? Kırmızı bir ışık. Bunu bıraktığım zaman mavi. Kırmızıda ölçü yapıyorsunuz. Sonra baktığınız zaman mavi de o ölçüyü alıyor. Ve neticesi ikisinin arasındaki şeyi buluyor. Nispeti buluyor. Ve buna takılır. Ondan sonra bunlar geldi. Westonlar. Westonlar tabii gene de kullanılıyor değil mi? Lamba şeysi yanıyor. Yani çalışıyor. Bunlar hiç ölmez şeylerdir. Müthiş. Çok çok seviyordum. Seneler senesi yani bunlarla kilometrelerle film çektim. İlhan Arakon, kardeşi Aydın Arakon'un sinema sektörüne girmesine aracı olur. 1949 yılında Aydın Arakon, Çığlık ve Efsuncu Baba filmini yönetir. Kameranın arkasında İlhan Arakon vardır. Allah rahmet eylesin. Aydın eskiden çok güzel hikayeler yazardı. Dedim senaryo yaz. Bir iki senaryo yazdı, kabul ettiler. Ondan sonra dedim ki madem ki bu senaryoları yazıyorsun, yazdığın senaryoları çevirmelisin. Ya ben film, canım sen gel benim yanıma. Ben senden beraber film, Aydın'la beraber bir müddet film falan da çektik. Sonradan o ayrı bir janrı tutturdu. Ben Ali İpar'la beraber renkli filmler vesaire olarak başka janra gittim. O şekilde onun çalışmasından ayrıldım. Ama beraber çalışmalarımız keyifliydi. 1951'de birlikte çektikleri İstanbul'un Fethi filmi geniş bir ilgi uyandırır. Büyük bir prodüksiyondur. Bir gün rahmetli Murat Köseoğlu, Nazif Duru, Şadan Kamil, ben, Aydın toplandık. Bu sene ne çekeceğiz, ne yapacağız, nasıl bir şey yapalım falan diyerekten. Şimdi oradan birkaç gün evvel, bir hafta falan evvel sahaflarda Gustav Schlumberger'in eski Türkçe yazılmış İstanbul'un Fethi kitabını almıştım. Onu okuyordum falan. Çok da hoşuma gitti. Ne güzel film olur, ne güzel film olur diye düşünüyorum. Ne film çekeceğiz falan dediler. Ya dedim İstanbul'un Fethi'ni çekelim. Sanki odanın ortasına bir bomba atmışım. Nasıl? Yapamaz. Niye yapamayalım ya? Makine var. Film var.
stüdyo var. Çekmemek için bir sebep yok. Aydın büsbütün afalladı. Ulan nereden icat ettin bunu dedi. Dışarı çıktığımız zaman nereden icat ettin, başımıza bela aldın dedi. Filan gibi yerden. Neyse yani. Ama herkesin hoşuna gitti bu fikir. Ve herkes dört elden sarıldı. Yani prodüktörler olsun, yardımcılar olsun, Aydın olsun. Müthiş bir şeyle oturduk. Evvela araştırmalara başladık. Aşağı yukarı 6 ay araştırma yaptık. İstanbul'un altını üstüne, Bizans'ın altını üstüne getirdim ben kendi hesabıma. Fevkalade çok iyi tanıdım Bizans İstanbul'unu. Bu ortalığı dolaştım, şey yaptım falan. Çok güzel notlar aldım. Dekorlar için çok mühimdi dekorların yapılması. Hocam Hayati Bey, Allah rahmet eylesin, şeyden, akademiden iç mimarlık hocasıydı. Çok iyi talebelerini de aldı, 5-6 talebeyi. Çocuklar yani canla baştan çalıştılar. Hocaların da Hayati Hoca'nın da tesiri çok. Şimdi jeneratörümüz yoktu o zaman. Hiçbir jeneratör aklımıza da gelmedi. Genellikle kablo çekiyorduk. Yani aşağı yukarı 40-50 metrelik kablolar vardı. Onlarla kablo çekiyorduk ve stüdyon, şu anda hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz değil mi stüdyonun yeri? Orası Arzullah'ı vasıaydı. Hiçbir ev mev yoktu. Orada çok istifade ettik. Stüdyodan hortumla şeyden yani kablo, hortum gibi kablolarla ışıkları verdik, çektik o şekilde. Kameramız yalnız 24 kare çekiyordu. Ne 23 kare ne 25 kare. Yalnız 24 kare çekiyordu sesli film çekmek için yapılmış olduğu için kamera. Ona göre standart bir ses şey vardı. Gemilerin karadan yürütülüşünün yakın planları falan stüdyoda çektik, yakın planlar yaptık, çektik. Fakat uzak planda böyle bütün bir şeyi çekmek için dedim ki bir iplik bağlayalım, çok yavaş çekeriz, çekildiği zaman da olur gibi yani. Biz hakikaten yavaş 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 çektik. Oldu dedik. Film çıktı, bastık kopya, iş kopyası var. Kurbağa gibi zıplıyorlar. Kullanamadık tabii. Olmuyor. Yani hiç olmazsa 120, 140, 200 kare saniye de çekebilseydik. O hissi verecekti. Ama olamadı. Hani onun gibi bazı teknik kusurlarımız çok oldu ama halk da sevdi galiba. 1954 yılında İlhan Arakon, İstanbul'un tarihini anlatan Bir Şehrin Hikayesi adlı belgesel bir film yapar. Bu film, Türk Film Dostları Derneği ödülünü kazanır ve Berlin Film Festivali'ne katılır. 1954 yılında Ali İpar'ın yönettiği Salgın filminde İlhan Arakon görüntü yönetmenidir. Bu film, Türk sinemasında çekimlerine başlanan ilk renkli film olma özelliğine sahiptir. Biz Salgın filmini çekmeye karar verdik. Salgın filmini paramız çok az. Onun için 16 milimetre çekmeye karar verdik. İlk çekeceğimiz sahne Tophane'den böyle bir yer kiralamıştık. Orasını çiçek biçek falan yaptık şeyden dekor olarak. Arkada da Boğaz gözüküyor. Orada bir konuşma sahnesi var. Çekeceğiz. Geldi, oturdu. Gözlükleri, siyah gözlükler takmış tabii. Nerede çekeceğiz dedi. Burada çekeceğiz dedim. Aa dedi. Güneşle film çekilir mi dedi. Nasıl çekilmez dedik. Film dedi, stüdyoda çekilir dedi. Peki açık havayı ne yaparsınız? Açık havada ışığı verirler, açık hava olur dedi. Kapalı, karanlık olur, karanlık olur. Yani şimdi dedi, siz dedi burada benim filmimi çekmeye başlayacaksınız. Güneş burada dedi. İki saat sonra buraya gelecek dedi. Şey değişiyor dedi. Yüzümüzün şekli değişiyor dedi.
haklı, haklı ama hiç aklımıza gelmedi o güne kadar bizim böyle bir şey. Peki hangi makineyle çekeceksiniz dedi. 16 milimetre Bolex gösterdik orada da. Bu makineyle mi çekeceksiniz? Evet dedi. Kadın hiç sesini çıkarmadı. Peki dedi. Peki dedi ama yani zannediyorum ki dokunsaydım ağlayacaktı. Çok şey, koca sistemlere alışmışlar, şeylere alışmışlar. Her akşam oturur ezberler, ertesi günü oyununu ezbere konuşurdu. Hiç böyle bir şey verdiğimizi falan hatırlamıyorum. Yani sufle verdiğimizi falan hatırlamıyorum. Amerika'da oturuyorlardı. Buraya gelmişlerdi. Bu arada da bu filmi yapalım dedik. Yaptık filmi. Ondan sonra aldılar, gittiler oraya Amerika'ya. Amerika'da filmin montajını yaptırdılar. İşte kopyalarını yaptırdılar. Kopyalarla beraber Ali geldi ama Virginia orada kaldı. Çok kısa bir süre sonra Muhsin Ertuğrul, Halıcı Kız filminin çekimlerine başlar. Bu filmde renkli çekilmektedir. Biz işte Bebek'te bir şey vardı, yerleri vardı. Orasını stüdyo haline getirdik. Orada film çekiyoruz bir gün. Bir de baktık Ayşe Hanım geldi. Ayşe Hanım Ali'nin teyzesi. Aynı zamanda da Kazım Taşkent'in hanımı. Gitmiş şeye, rahmetli Kazım Bey'e. İşte bak çocuklar orada oturmuşlar, film çekiyorlar, bilmem ne, renkli film çekiliyor, bilmem ne oluyor falan falan demiş. Deyince şeyle beraber oturmuşlar, Vedat Nedim Tör'le beraber bunlar da oturmuşlar. Biz de çekebilir miyiz, çekemez miyiz diyerekten böyle bir fehmetmişler. Biz de çekeriz demişler, Muhsin'i çağırmışlar. Muhsin gelmiş, çekilmezse çekilir demiş, ne olacak falan. Almanya'ya gideriz, nasıl çekileceğini öğreniriz demiş. Gitmişler Almanya'ya. Açık havada dekorlarınızı kurun. Açık havada çekin, dekorun içinde olduğu için onun açık hava olduğu falan anlaşılmaz falan demişler. Neyse bunlar tutmuşlar şeyin hazır bir romanını, Vedat Nedim Tör'ün bir hikayesi romanını filme almışlar. Bizden evvel çıktı. Biz onlardan evvel başladık. Fakat Amerika'ya gidecek, büyütülecek, bilmem ne olacak, dönecek, gelecek. Biz kışa kaldık. Kışa kaldığımız için de zaten filmimiz de çok fena yattı. 1955 yılında film yönetmenliği de yapmaya karar veren İlhan Arakon, Garipler Adası filminde yönetmen, senarist, görüntü yönetmeni olarak çalışır. Çok yanlış bir şey yaptım orada. Onu yapmadan evvel birçok dokümanter yapmıştım ve dokümanter filmi çok seviyordum. Rahmetli Hüsnü Cantürk de film çekecek falan. Bir senaryo düşündük. Öyle bir senaryo olsun ki içinde az adam olsun. İşte az yer, ucuz olsun, bilmem ne falan falan. İşte böyle bir senaryo bulduk. Yani düşündük. Yaptık. Fakat bütün aklım dokümanter filmlerde o sıralarda. Ve diyorum ki ya bu beyaz perdede ya deliler var ya büyük dehşet kahramanlar var. Ya normal insan, sokaktaki insanın hayatını şey yapmak daha güzel değil mi? Hüsnü de evet dedi, o şekilde yaparız dedi. Biz filmi o şekilde yaptık. Filmin montajı bitti. Seslendirmesini yaptık. Senkronu bitirdikten sonra taktım o şeye, makineye bakın. Filmi sonuna kadar seyrettim. Sonra dedim, film ondan sonra başlaması lazım geliyordu çünkü. Baş tarafında kefaseki, pösteki, hiç böyle bir şey düşünmemişim. Çok yanlış bir şey yaptım. İlhan Arakon, ülkemizin ilk haber ajansı olan ADS'nin kurulmasında öncü olur. ADS ismi Arakon, Durukal ve San soyadları olan üç ortağın baş harflerinden oluşmaktadır. Çalışmalar
1956-1973 yılları arasında 22 sene devam eder. Haber ve reklam filmleri, özellikle de spor haberleri çekilir. Futbol haberi olmazsa zaten öteki haberlere halk alakadar bile değildi. Onun için 60 metre şey çekiyorduk, futbol maçı çekiyorduk. Rahmetli bir arkadaşımız vardı, Vecdi. Vecdi futbol hastasıydı. Onu kamera çalışmasını öğrettim, kamerada hızlı çalışıyor. O gidip çekerdi ve bilirdi, filanca adam yürümeye başlayacak, gol olacak, o şeye basar ve 60 metrenin içinde bütün golleri yakaladım diyerekten gelirdi filan. Bizde de işte Celal Bayar bilmem ne açmış, ona giderdik, çekerdik. İşte Başbakan şuraya gitmiş, belki buraya gitmiş. Bu arada da İngilizlerle Amerikalılar bize negatif yollarlardı. Haber negatifleri yollarlardı. Onları da araya koyardık. Böylece renkli bir film olurdu. 1965 yılında bir gün Hürrem Erman, İlhan Arakon'u yanına çağırır. Siyah beyaz olarak çekilmiş olan Hıçkırık filminin bu sefer renkli çekilmesini ister. Orhan çok sempatik bir insandır. Bilmiyorum, tanıdınız mı? Filme kendini öyle verir, öyle verir ki inanmazsınız. Rejisörlük mü ediyor, oynuyor mu? Bir taraftan oynar o kameranın yanında. Ben elimden gelse bırakıp kamerayı onu seyredeceğim. O kadar hoşuma gider. Bir seferinde yine Hıçkırık'ın son sahnesinde kız hasta güya yatıyor yatakta. Bu da ben de yakın planda Hülya'nın resmini çekiyorum. O da gelmiş kamerayla yatağın arasına, ağla kızım ağla, ağla kızım ağla diye bağırıyor mütemadiyen. O da işte elinden geldiği kadar ağlıyor. Yani bir insan en nihayetinde musluk değil de açtıkça ağlasın fazla diye. Neyse biraz sonra ağla kızım ağla, ondan sonra başladı diye kendisi ağlamaya başladı. Yani çok duygusal bir insandır, fevkalade duygusal bir insandır. Bu filmde yönetmen Yücel Çakmaklı sadece İlhan Arakon'la çalışmak, ondan bir şeyler öğrenmek adına ikinci asistan olarak görev alır. Renk düzenlemesi mesela çok önemli. Yani onun gerekçesini de açıklardı bize. Şimdi renkli deyince seyirci iyice bu filmin renkli olduğunu anlasın diye çok böyle göz alıcı renkler. Kırmızı çok canlı, kırmızı, maviyle bütün renkler canlı olsun diye bir beklenti vardır. Ama biz öyle yapmayacağız. Yumuşak pastel renkleri vereceğiz. Kırmızı da daha pembemsi olacak. Maviler daha yumuşak olacak falan. Böyle illa biz renkli diye seyircinin gözüne batırıp böyle bir şeyler vermeyeceğiz. Böyle ham, cırlak derdi. O çok güzel bir tabir. Cırlak renkler kullanmayacağız derdi. İşte oradan öğrendim ben, cırlak renkler kullanmayacağım. Şimdi tabii sanat yönetmenimiz, set amirimiz falan bunlar işte bu ilk renkli film yapıyoruz diye hep böyle şeyler getirirlerdi. Dekorunu düzenlerken, aksesuar getirirken hep böyle bizim ustamızın cırlak tabir ettiği renklerle eşyalar, malzemeler getirirlerdi falan. Hepsini geri gönderirdi onları. Böyle cırlak cırlak istemiyorum diye. İlhan Arakon sadece kamerayı kullanan bir kişi değil, aynı zamanda onun teknik bilgilerine de hakim bir görüntü yönetmenidir. Bodrum'da bir film çekimi sırasında 35 milimetrelik kamera denize düşer. Bodrum'da bir film çekerken bir şey, Türk filmi çekiyorlar. İskelenin kenarında duruyor kamera, 35 milimetre bir kamera. Birisi geçerken yanlışlıkla kameraya, sehpaya bir tekme atıyor. Kamera cumburlop denize gidiyor. Yani şimdi yedek kamera falan filan diye bir şey yok zaten. Bir tane kamera var. O kamerayı babam çıkarttırıyor denizden. Ve 3 gün bütün kamerayı parçalıyor. Objektif de dahil olmak üzere. Ve her bir parçasını tatlı suyla yıkıyor. Sonra yağlanabilecek parçaları yağlıyor. Ve kamerayı tekrar monte edip film çekmeye 3 gün sonra devam ediyorlar. Kamera parçaları yapabilmek için hassas torna makinesini kullanmayı öğrenmiştir.
1960'ların ortalarında 16 milimetrelik bir sualtı kamerası yapar. Onunla filmler çeker. Yani babam sualtı kamerası yaptıydı. Bir 16 milimetre Arriflex'e bir metal bir blimp yaptılar. Onun içerisine koydular. İşte ilk defa suyun altına indirdiler ve suyun altında film çektiler. Yani bu 60'lı yılların ortası gibiydi. Buna benzer hep böyle bir takım şeyler keşfetmek zorundasınız bu ülkede. Hakikaten bu işi yapıyorsanız o dönemlerde. Buna benzer bir sürü böyle şeysi vardır, ufak tefek kendi geliştirdiği keşifleri, şeyleri vardır. Küçük aksesuar, tamamlayıcı malzemeler oluşturmuştur. Stüdyo varken stüdyodaki bütün makinaları A'dan Z'ye iyi bilirdi. Hepsinin problemlerini kendisi oturur çözerdi. Bu yoklukların içerisinde yetişmiş olmanın getirdiği bir takım beceriler babamda. Bu çok vardır yani bu. Bir de yeteneği olmasa olmaz tabii ama o yeteneğin üzerine bunları kurmuştur. Türkiye'de sinemaskop objektif üreten kişi de yine İlhan Arakon'dur. Normal bir objektifin mercek yapısını değiştirerek yeni bir objektif yaratır. Bir taraftan da reklam filmi çekiyordum. Reklam filmleri çekerken sinemaskop çekeyim de şey yapayım, oturdum bir sinemaskop objektif yaptım. O sinemaskop objektiften reklam filmleri çektim. O zaman böyle güzel bir şeyler oldu. Bilhassa şeyde Belgrad ormanlarındaki su bentlerini falan böyle çok güzel neticeler aldım. Bir gün şey geldi, Lütfü geldi. İlhan dedi, sen dedi bir objektif yapmışsın dedi, film çekiyormuşsun dedi, çekiyorum dedim. Nasıl, iyi mi? İyi mi? Göstereyim sana bir tane birisini. Orada taktım şeyde, stüdyoda. Gösterdim lan, vallahi çok güzel. Bana verir misin çekeyim dedi. Tabii al senin olsun dedim, çek. 1959 yılında Zümrüt ve 1971 yılında Vahşi Çiçek filmlerinde Lütfü Akat'la birlikte çalışır. Evet, iyi bir görüntü yönetmeniydi. Estetik bilgisi vardı çok. Resim sanatından çok iyi anlardı. Ondan önce de iyi bir fotoğraf. İyi bir fotoğrafçıydı. Ama kapalı bir insan olduğu için hiçbir sergisi yoktur. Çok iyi fotoğrafları vardı. Siyah beyaz. Gerçekten güzel. Siyah beyazın bütün değerlerini kullanan güzel resimleri vardı. Ama ben işte bunları yaptım. Diyecek bir adam değil. Kendine sakla. Dostları hiç iyi çeker. Çok kolay anlaştım. Ne istediğimi söylüyordum o kadar. Ötesine hiç karışma. Zaten bütün öyle olmayan görüntü yönetmenleri de var ama ben onları muhakkak kendi çizgime getirir, ne istediğimi söylemekle yetinir hale getirirdim. Bir daha da bakmaz mı? Güven mesela. Onlar da ne istediğimi bilirlerdi. O hale getirirdim. Ama o zaten öyleydi. Tabii bütün mesela eski dönemin ressamlarına, ışığı kullanmış olan ressamlara iyice çok iyi kavramış bir görüntü yönetmeniydi. Yani bütün inceliklerini bilirdi o ressamlar. Nasıl aydınlatmışlar, yapmışlar. Onları aynen sinemada kullanabilirdi insan. Yani ışıkları fırça gibi kullanabilirdi görüntü yönetmeniydi. Türk Film Arşivi olarak bilinen kulüp Sinema 7, Sinema Televizyon Enstitüsü'ne dönüştürülür. Başında Sami Şekeroğlu vardır. Düzenlenen sinema derslerinde
Lütfü Akat, Metin Erksan, Halit Refi ile birlikte İlhan Arakon'da hocalık yapar. En iyi, en faydalı olabileceği insanın olduğuna inandım. Ve öyledir. Türkiye'de bu dersi verebilecek başka kimse yok. Alanda tatbik etmiş olmak lazım. Kuramsal olarak aydınlatmak. Çok kolay. Oradan vereceksin, oradan onu verip yapıp. Bir ilham var. Hem kuramını bilebilecek, hem tatbik etmiş olabilecek bir insan. Tek ilham. Başka kimse yok. Şimdi İlhan Hoca benim için bu mesleğe girmemde ön ayak olan en önemli kişilerden birisi. Daha önceden de takip ettiğim, bildiğim, çektiği filmleri televizyonda izlediğimiz, önemsediğim bir kişiydi. Benim hocam olması beni çok heyecanlandırdı. Daha doğrusu zaten incelediğimizde bizim okuldan mezun, şu anda sektörde çalışan görüntü yönetmenlerin birçoğu alanlarında başarılı ve hani sanki Mimar Sinan biraz bu anlamda İlhan Hoca'nın da desteğiyle genç görüntü yönetmenlerini hazırlayan bir okul gibi oldu. Okula ilk girdiğim seneler yabancı bir ekipten, Londra'dan Türkiye'ye gelecek olan ve uzun metraj çekecek, fantastik bir film çekecek bir ekipten teklif aldık biz. Ve İlhan Hoca'nın dersi anlattığı, İngilizce tabirleri de bize öğretiyordu tabii ki. Hepsini ben sette gördüm. Gözümüzde hep büyütürüz ya, yabancılar film nasıl çekiyor acaba? Hiç korkulacak bir tarafı yok. Kendime güvenim arttı. Çünkü derste anlattığı İngilizce tabirlerin hepsini bir hafta sonra sette ben birdenbire İngilizlerle konuşur halde buldum kendimi. Hiç farklı bir şey görmedim. Yani bilmediğim bir ekipman, duymadığım bir tabir, duymadığım bir çekim tarzı yoktu. İlhan Arakon denince tabii ki sinemada bana bir şeyler öğreten 4-5 insandan biridir İlhan Arakon. Hep diyordum ki ya niye bu kadar çok şey öğreniyoruz? Yani biz tekniker olmayacağız ki, ama bir teknik elemandan, bir yönetmen olduğunuzda, bir yapımcı olduğunuzda, bir oyuncu olduğunuzda veya sinemanın herhangi bir dalında çalıştığınızda ne isteyeceğinizi bilmek için en azından soru soracak kadar bilgi sahibi etmeyi başardı bize. O yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum. Eğer kameradan öpmek mümkün olsa dişinde hemen uzanır, oradan elini öperdim hocamın. İlhan Arakon, Türk sinemasına damgasını vuran 1975 yılı yapımı Aşk-ı Memnu adlı televizyon dizisinde Halit Refi ile birlikte çalışır. Filmin görüntü yönetmenliğinin yanı sıra sanat yönetmenliğini de üstlenir. Aşk-ı Memnu'da en çok sevdiğim ve en çok iftihar ettiğim bir şey var. Görüntü yönetmenliği başka. Fakat art direktörüydüm orada. Ben ısrar ettim çünkü art direktörünü de ben yapacağım dedim. Halit de memnuniyetten kabul etti. Çünkü ben o devrin ucundan kulpundan yaşamış bir insanım. Bir. İkincisi, yalı ışığını çok iyi bilirim. Yalı ışığı normal evlerin ışığına benzemez. Çünkü gökten gelen bir ışık vardır her evde. Fakat yalıda bir de denizden gelen ışık vardır. O işi de yüklendim. Gittik o Arifi Paşa yalısını bulduk. Arifi Paşa yalısı dökülüyor. Fakat bana çok fena bir oyun oldu. Verdikleri kameranın vizöründün yanındaki buzlu camın kenarı kırıktı. O tarafı göremiyordum resmin. Evvela oraya bakıyordum. O var, orada kimse var mı yok mu, ona göre ayarlayıp öyle çekiyordum. Yani çok zorluk çektim o makineyle, ama sesimi çıkartmadım deme lazım. Devletin makinesi başım, derde girmesin. İlhan Bey, siyah beyaz sinemada az rastlanan belli bir empresyonist, izlenimci bir görsel üslup yakaladı. Özellikle ışık yansımalarını kullanarak da. Bu açıdan bakıldığında Aşk-ı Memnu görsel özellikleri açısından, diyelim ki bizim ilk çalışmamız, ilk iddialı çalışma olan Atsız Cengaver'den çok farklı bir görsel karaktere sahiptir.
Ama zaten konular da birbirinden çok farklı özelliklere sahiptiler. Ve burada görüntü teknolojisinde İlhan Bey birbirinden çok farklı konularda çok farklı görsel üsluplarla görüntülemeyi, o teknolojiyi yakalama açısından çok örnek, çok model bir çalışma tarzı ortaya koydu. 2004 yılında kaybettiğimiz ulusal sinemamızın usta ismi yönetmen Suhar'ın Türk sinemasını Mimar Sinan'ı olarak adlandırdığı İlhan Arakon'la çok değerli belgesellere imza atar. Gerçekleştirdiğim hemen hemen bütün belgesel projelerde İlhan Arakon değişmez görüntü yönetmenim olmuştur. Onunla film çekmek bana büyük bir huzur ve güven duygusu verir. Çünkü İlhan Arakon işini seven, sürekli okuyup araştıran, engin bilgi ve deneyiminle sorunlara hemen çözüm bulan gerçek bir sinema adamıdır. Edirne'de Selimiye Kubbesi'nin altında o ışıkçılara talimat verirken sus şırıltılarının yankılandığı bu eşsiz mekanda ben İlhan Arakon'un şahsında Mimar Sinan'ı görür gibi olmuştum. Çünkü o da ustalık eseri olarak bilinen Selimiye Camii'nin inşaatına başladığında 80 küsur yaşına yaklaşmıştı. Dev kubbenin altında oradan oraya koşan, yanından hiç ayırmadığı ışık ölçeriyle sürekli ölçüm yapan bu yaşlı delikanlı sanki Mimar Sinan'dı. Sanki Mimar Sinan 400 küsur yıl sonra Selimiye Camii'ne geri dönmüştü. Bu üçlü 1987'den 1992 yılı sonuna kadar Camın Teri, Ağacın Türküsü, Ozanlar ve Evler, Erciyes'in Bereketi, Dünya Durdukça, Mimar Sinan'ın Hatıraları, Hüseyin Anka ile Sinan'ı Yeniden Yorumlamak, Topkapı Sarayı, Ayasofya adlı filmlerde birlikte çalışırlar. Belgesellerde birlikte çalıştık. Çok titiz bir çalışma prensipleri vardı ve bunlara kesinlikle uyardı. Yapmış olduğu aydınlatmada, kamerayla ilgili olan hareketlerde birçok şeyde taviz vermeyi sevmezdi. Yani olması gerektiği gibi mutlaka olurdu. Aydınlatmak için ne gerekiyorsa onu yapardı. Pozometre kullanması, ışık değerlerini ölçmeyi, bir takım bizim mesleğin inceliklerini ben ondan öğrendim bazı bilgileri. Işıkla ilgili olarak özellikle o zamana kadar bizde şey vardı, yani film çekimine başlamıştık ve gölgeden korkardık biz. İşte filmde gölge olacak, aman olmasın gölge, korkardık. Ve o biz bana yani gölgeden korkmamayı öğretti. Yani ışık varsa yani gölge de olacaktı mutlaka. Ve işte aydınlatmada o bazı kuralları bana öğretti. Ben de artık yani birçok çekimde onu cesurca uyguluyorum. Yani ondan sonraki çalışmalarımda o ışığın bariz bir şekilde farklılığını ben kendim hissediyorum. Ben hayatımda low profile olmayı, geride durmayı, popülerliğin insana bir şey, fazla bir şey katmadığını falan hep babamdan öğrenmişimdir. Bir meseleyi daha derinlemesine bakmak, daha derinlemesine çözümlemek gerektiğini babamdan öğrenmişimdir. Yani gerçekten o açıdan çok önemli bir dünya eğitimi olmuştur bana. Hiç popülist bir insan değildir. Hiç böyle küçük menfaatler, basit şeylerle falan filan katiyen ilgili bir adam değildir. Yani adamın çok kıymetli bir tarafı evreni anlamak istemiş olmaktır. Yani bu hayatını, bu evreni anlamaya açmıştır ve mesleğini iyi yapmaya açmıştır. Bu bence çok kıymetli bir hastadır. Çok tanınmış bir adam değildir. Çok çok ortalıkta olan bir adam değildir. Ama yaptıklarıyla bu duruşu bence çok saygıdeğer bir insandır. Her şey bir tarafı. Babam olmasının çok ötesinde söylüyorum bunu. Yani hakikaten saygıdeğer bir insandır. Çok espiritüel bir insandır, evet. Devamlı gülmeyi ve güldürmeyi seven bir insandır. Çok yani hayatı da hani ciddiye alır, fakat insanları da gülümsetmesini, en kötü durumda, en sıkıntılı durumda, uf eyvah ne yapacağız dediğim durumda da boş ver demesini ve buna bir espriyle yaklaşmasını bilir. Dedem ve ben genç yaş grubunu, annem ve babam daha orta yaş grubunu temsil ediyor dememiz daha doğru olur aslında.
İlhan Arakon 22 Temmuz 2005 günü 90 yaşına bastı. 1938'den 2000'li yıllara kadar birçok filme emek vermiş bu usta görüntü yönetmeni, bu değerli insan, Türk sinema tarihindeki saygın yerini her zaman koruyacaktır.